Bak Fransa şu an ablukada. Yer gök inliyor Allah'ın izniyle. Paris caddeleri, şuralar, buralar, her yer. Evelallah. Osmanlı'nın torunları tarafından muhasara altında. Şu an hocam Fransa'da malumun Strasbourg'da şu an devam ediyor konferansımız bu akşamki. Büyük Strasbourg Camii'nin konferans salonunda gerçekleşiyor. Salonun normal sayısının çok üstünde doluymuş maşallah. Fosil sergisine de çok büyük ilgi varmış. Fransa'daki tüm konferanslarımıza olağanüstü bir ilgi vardı hocam. Dün akşam Paris'te Théâtre du Gymnase'de gerçekleştirilen fosil sergisi ve konferansımıza çok büyük bir ilgi olmuş. 800 kişilik salona 1000 kişi gelmiş. Şimdi ben çok kötü oldum. Şu Kızıl Ordu'nun Ceddin Deden'ini hazırlayın bakalım. Resimleri göstereyim hocam. Sizin de video konferansla katıldığınız konferans hocam bu inşallah. Evrim teorisinin çöküşü ve yaratılış gerçeği ile barış dini İslam konferansı verildi inşallah. Allah Allah, Allah Allah. Göstert bakalım. Ay maşallah koçum benim. Görüyor musun çaka çaka localar her yer dolu maşallah. Basın da oldukça iyi göstermiş hocam. Fransa'da. Evet yabancı basın da vardı maşallah. Evet. Maşallah. İşte bu kadar. İnşallah. Paspas gibi çiğnedik. Evelallah. Bak en ağababaları gelsin. Dümdüz oluyorlar. Ve kendi kaleleri bak dünyadaki en önemli merkezdir Fransa. Bütün ihtilallerin, tabii, bütün fikir akımlarının çıkış yeridir, evet, felsefelerin. Ateist, yani Allahsız rejimlerin tevellüt ettiği, doğduğu yerdir. Kendi kalelerinde boğduk. Evelallah. İlim, fikir, sevgi. Silahımız bu. İnşallah. Başka bir silah yok. Deliller, bilim. İnşallah. Bilimin gerçekleri ve demagoji değil, elle tutulur deliller, fosiller, fotoğraflar, haritalar, belgeler, olay yerinde çekilmiş filmler netleştiriyoruz. Ve paspas gibi çiğniyoruz elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Bizim elimizde top tüfek yok. Kılıç yok. Nur var, nur. Ve darma keşen ediyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için şu an Mehdiyet'in zirve gölgesiyle muazzam bir tebliğ faaliyeti bütün dünyayı sarmış vaziyette. Mehdiyet'in vurduğu her kapı açılıyor. İnşallah. Vurduğu her düğüm çözülüyor. Çünkü Allah'ın özel inayeti vardır Mehdi'nin üstünde. Yaptığı her tartışmayı kazanır. Her çalışma neticelenir. Her yol açılır. Yani o gölgenin içerisine giren herkes bundan istifade eder. Biz de Mehdiyet'in zirve gölgesi içerisinde olduğumuz için Allah bize bu başarıyı veriyor. Mesela bak Fransa gibi bir kale çöktü. Bütün dünyanın gözü önünde çöktü. Evet. Bak her noktadan şu an vuruyoruz ilmi olarak. Direnç yok. Yani çünkü daha önce obüs ateşiyle inşallah. Değil mi? Dümdüz oldular inşallah. Yaratılış Atlası Fransa'daki en kilit noktaların hepsine gitti. Bütün siyasetçilere, sanatçılara, bilim adamlarına, devletin kilit noktasındaki kişilere, istihbarat örgütlerine, polis örgütlerine hepsine gitti. Ve Fransa'da bir sessizlik hakim. Direnç yok. Nasıl direnç? Bilimsel gerçekler karşısında. Fotoğrafla, belgeyle, fosille karşısına çıkıyorsun. Evet. Bakın şu an her noktada Fransa'da vuruyoruz. Tek bir direnç yok. Geçen gün 3 kişi orada bir çatlak ses gibi şey yapmadı. Kimse kale almadı mesela bu. Bin küsur insan var. Tabii. 3 kişi itiraz edebildi. O da şamata yapıyorlar. Yani bilimsel itiraz yok. Bağırtı yapıyor. Bağırıyor sadece. Ya benim şu delilim var. Şu yönden yanlış. Karşı çıkıyorum diyemiyor. Haklı olduğumuzu biliyor çünkü. Sadece efendim balta girmemiş ormanlardaki böyle sığ değişik ve renkli kuşlar olur. Garip sesler çıkartır. Onlar gibi garip sesler çıkartıyor. Anlaşılmaz sesler.
Demek ki ızdırap sesleri bunlar yani.